tarımsal üretimin ilk aşamasını tohum teşkil ediyor. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yerli tohuma destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda kendi çeşitlerimizi geliştirebilmek, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için üreticiden ihracatçıya tüm kesimlerin bu alanda yatırım yapan kişi ve kurumları desteklemesi bekleniyor. Onlardan biri Antalya'da faaliyet gösteren Zeysa Tohumculuk. Firmanın kurucusu Zekeriya Özden, tarım alanında özellikle de tohum konusunda yaptığı yatırımları Eko Gündem'de anlatıyor. Tarımda yeterlilik artık toprağa değil, teknolojiye bağlı. Dünyanın sayılı tarım ülkeleri arasında yer alan Türkiye, tarımsal teknolojide yeterince gelişememenin bedelini tohum ithal ederek ödüyor. Ancak bu gidişe dur demek isteyen yerli ve milli tohum üreticileri de yok değil. Onlardan biri Antalya'da faaliyet gösteren Zeysa Tohumculuk. 2012 yılında firmamız kuruldu. Firma yine tohum ve fide satışı yapmak üzere kuruldu. Fakat 2014 yılına kadar fide satışımız yoğunluktaydı. Aynı zamanda tohum satışı da gerçekleştiriyorduk. Fakat 2014 yılında Zeysa Tohumculuğu kurmuş olduk. Daha önceki yıllardaki yaşamış olduğumuz çiftçiye hizmet, seradaki yetiştirme koşulları, fidelikteki yetiştirme koşulları, ürün çeşitliliği ve ürünlerdeki kalite, bunlar yaşadığımız tecrübeyle çok daha başka bir kazanım sağlamış oldu bize. Dünyada verimli üretim arayışları tohumdan başlıyor. Tohum ıslahında nihai sonuca erişebilmek adına uzun yıllara dayanan çalışmalar yürütmek gerekiyor. İsrail'in, Hollanda'nın gerisinde olduğumuz doğru. Ancak azim ve kararlılık bu açık arayı kapatmamıza yetecek. Zekeriya Özden, yerli tohum konusunda attıkları adımları şöyle izah ediyor. Tamamıyla yerli olan, Türkiye'nin önde gelen tohum üreticisi firmalardan aday çeşitler belirliyoruz. Bu domates çeşidi olabilir, biber çeşidi olabilir. Bunlar tamamıyla aday çeşitler ve biz bu aday çeşitlerini ziraat mühendisi ve teknik ekibimizle alıyoruz. Çeşitli bölgelerde, çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli dönemlerde dikimlerini, deneme dikimlerini yaparak aralarından, aday çeşitlerin aralarından en idealini, en kaliteli, en verimli olanını seçip bunu tescilleyip pazara sunuyoruz. Domates, biber deyip geçmemek gerek. Zira çeşit sayısı bol. Firma her birinin tohumunu üreticiye tedarik ediyor. Şu anda bizim kataloğumuzda bulunan ürün grupları domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz şeklinde ayrılıyor. Ama yoğunlukta ve lider olan grup domates grubu. Bu domates de yine kendi içerisinde çeşitlilik arz ediyor. Oturak domates ve sırık domates, serada kullanılan ya da dikim yapılan domates, açık alanda dikim yapılan domatesler ve bunlar tamamıyla hibrit çeşitler. İşte domatesin diğer salkım, çeri kokteyl gibi çeşitleri de mevcut. Biberde işte dolma biber, sivri biber, charleston, kapya gibi hem sera dikimi yapılabilecek hem aynı zamanda açık alanda dikim yapılabilecek çeşitler, tohum çeşitlerimiz mevcut. Bunlar dediğim gibi yine ıslahçı firmalar tarafından aday olarak belirlenip bizim de gidip yerinde gördüğümüz ve aynı zamanda birçok denemeler yapıp da ondan sonra çiftçimize sunmuş olduğumuz çeşitler. Satışını yaptıkları her tohuma güveniyor Zekeriya Özden. Üretim koşullarını bizzat izlemekle kalmıyor, pazarda alıcı bulması ve tercih edilmesiyle ilgili süreci de kontrolünde tutuyor. Yerli çeşitlerin tanıtımıyla ilgili kahve toplantıları ve tarla günleri düzenliyor. Kendi deneme istasyonlarımız da var. Bu deneme istasyonunda belli bir miktarda ürünü dikip bunun bahar dönemindeki ya da güz dönemindeki performanslarını birebir gözlemliyoruz ve oradan biz de bir hasat elde ediyoruz. Biz de bu hasadı yine hale götürüp satıyoruz ve haldeki alıcıların, tüccarların, komisyoncuların bu üründeki kaliteyi görüp almaları, beğenmeleri konusunda hemfikir olduktan sonra biz bu ürünü piyasaya sunuyoruz. Dolayısıyla buradaki eminlik de buradan geliyor. Zekeriya Özden, üreticiye ihtiyaç duydukları, her an destek verdiklerinin altını önemle çiziyor. Hazırlamış olduğumuz kataloglarda ürün resimleri, görselleri muhakkak oluyor.
Bundan ziyade ürünün içeriğiyle ilgili işte et kalitesi, yol dayanımı, kırmızılığı, renk alması, verimi bunlarla ilgili de zaten teknik ekibimiz açıklayıcı bir teknik destek sağlıyorlar zaten. Yani biz çiftçimizi de yalnız bırakmıyoruz. Tohumu verdik, bu tohumu fideye dönüştürdük, verdik ama takip etmeye devam ediyoruz. Sadece tohum satışı yapmıyoruz diyor Zekeriya Özden. Üreticinin fide ihtiyacına da yanıt verdiklerini sözlerine ekliyor. Tüm Türkiye'ye hem kendi çeşitlerimizi hem dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen tohum firmalarının çeşitlerini internet üzerinden kullanıcılarımıza biz gönderimini sağlayabiliyoruz. Ve hedefler. Hedefimiz aslında Türkiye. Türkiye'deki her çiftçiye ulaşmamız mümkün değil ama gerek işte basınla, medyayla ulaşabildiğimiz kadar ulaşıp Türk tohumunun bir adım daha ileriye gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Biz firma olarak zaten misyonumuzu böyle belirledik. Tek odak noktamız bizim yerli tohumu yine çiftçimizle buluşturmak. Bir sonraki adım ise yurt dışına yine kendi yerli tohumlarımızın satışını gerçekleştirmek. Önce güveneceğiz. Türk mühendislerin ve girişimcilerin de en az İtalyanları kadar kaliteli ve verimli tohumlar üreteceğine inanacağız. Üreticimiz denemekten korkmayacak, devlet teşvik edecek. Ne yazık ki çiftçilerimizde iki tane tohumu yan yana koysak, birisine yabancı isim yazsak, diğerine Türk isim yazsak gidiyor yabancıyı tercih ediyor. Ama aslında Türk tohumunun da en az diğer yabancı tohumlar kadar kaliteli olduğunu farkına varması lazım. Biraz da artık güvenmesi lazım. Çünkü geçmişten bugüne kadar bir algı yönetimi yapılıp bizlere hep yabancı ürünler, tohum için demiyorum, her şey için diyorum. Diğer ürünlerin hepsi, işte yurt dışından gelen ürünlerin hepsi kaliteli diye bize bu algı verildi. Fakat Türkiye'de de çok güzel ürünler var. Tohumlarımız da bir o kadar güzel ve kaliteli. Bunu kullanan çiftçilerimiz de var. Yaygınlığın artması için devlet şunu yapabilir. Türk çiftçisinin işte Türk tohumunu kullandığı takdirde, örnek veriyorum, %50'sini ben karşılıyorum ya da destekliyorum demesi bile Türk tohumculuğunun ya da üretimin bir adım daha ileriye gitmesine katkı sağlar diye düşünüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2014 yılında İsrail'den miktar olarak 8.180 kilogram tohum ithal ederken bunun karşılığında bu ülkeye 3.007 kilogram tohum ihracatı yaptı. Aynı yıl Türkiye İsrail'den tam 12 kalemde tohum ithal etti. Bunun içinde domates tohumu ile biber tohumu en ciddi kalemi oluşturdu. Domates tohumuna 9.8 milyon dolar, biber tohumuna 2.1 milyon dolar ödendi. Hiç bu konuyla alakası olmasa bile, sokaktan birisini çevirip sorsanız bile, evet İsrail tohumu diyoruz. Aynı zamanda İspanya'dan, Hollanda'dan ve diğer birçok ülkeden tohum geliyor ki Japonya'dan bile tohum geliyor. Biz de bu tohumları kullanmak zorunda kalıyoruz. Fide üretiminde çiftçinin tercih ettiği bir tohum varsa mecburen o tohumu alıp fideye dönüştürüp çiftçiye vermek durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki bunun karşılığında biz ona muadil olan Türk ürününü öneriyoruz ama bu bahsettiğim ülkelerden gelen tohumları da yapmak, almak ve satmak durumunda kalıyorsunuz mecburen. Bir tarım ürününde çeşit geliştirmeden deneme ve pazarlama aşamasına kadar geçen sürenin 5 ila 15 yıl arasında bir süre alması, yatırımın geri dönüşümünün yavaş ve riskli olması, Ar-Ge faaliyetlerinin pahalı olmasına yol açıyor. Burada Ar-Ge çok önemli. Daha önceki yıllardan kurulmuş bir Ar-Ge. Ve bu Ar-Ge'nin uzun yıllar tecrübe ve deneyimiyle örnek veriyorum 2 sene sonra çıkacak olan bir çeşidin işte bugünden seralarda ya da tarlalarda yaşanan bir hastalık ya da bir virüsle ilgili dayanımlı bir çeşidi şimdiden çalışmasını yapıp Ar-Ge çalışmasını yapıp 2 sene sonra piyasaya sürebiliyor. Ama biz bir 5 yıl ya da bir 3 yıl biraz daha geriden takip ediyoruz diyebilirim. Ama bu durum yetişemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. 20 yıl değil en azından 3 yıl diyelim. Bu 10 yıl sonra belki ara kapanmış olacak, belki de lider konuma geçeceğiz. İnşallah temelimiz bu. Kendi kataloğunda bulunan yerli tohumlar yanı sıra internet sitesi üzerinden tüm tohum çeşitlerinin satışını gerçekleştiren firma fide üretimini kendi fideliğinde yapıyor. Antalya'daki bulunan sera üretimi yapan
çiftçilerimizin vermiş olduğu siparişlerin fidesini yetiştirip buradan birebir kendimiz ayaklarına kadar hizmet vererek teslim ediyoruz. 10 dönüm bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Bahar döneminde tüm hibrit çeşitlerin fidelerini bizden bulabiliyorlar. Domates, biber, patlıcan grubu. Bunun yanı sıra işte yeşillik gruplarından da yine sipariş verip aynı zamanda hazırda olandan satın alabiliyorlar. Zekeriya Özden, üretim döneminde yaşanabilecek olumsuzluk ya da karar değişikliği gibi durumlarda yeniden fideye ihtiyaç duyulursa çiftçimize çözüm sunmaya hazırız diyor. Örnek veriyorum, 500 bin sipariş varsa eğer biz bunu 800 bin olarak yapıyoruz ya da 700 bin olarak yapıyoruz. Yani %20, %30, %40 fazlasını muhakkak yapıyoruz ki başka bir çiftçimizin de ani karar değişikliği yapıp işte dikimle ilgili karar verdiğinde fide bulabileceği bir mecra haline getiriyor bu da bizi. Zekeriya Özden sözlerinin sonunda yerli tohum kullanımının önemine vurgu yapıyor ve kendilerini tercih eden herkese teşekkürü borç biliyor. Tohum güven işidir. Kendi tohumumuza güvenelim. Türk tohumunu bir adım daha ileriye götürmek için tercihimizi Türk tohumundan yana kullanalım. Bugünlere gelmemizi sağlayan komisyoncu, bayi, zira ilaç bayisi, bizden alışveriş yapan ziraat mühendisi, çiftçi, hobici, tüm müşterilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Onların varlığı zaten bizi bu noktaya getirdi. Bundan sonra daha ileriye gidip onlara daha kaliteli, daha güzel ürünler ve hizmetler sunabilmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Teşekkür ederiz.